Sevgili izleyenler, burası Zonguldak Belediyesi'nin uzun yıllar Alçatı Çantası olarak kullandığı alan. Aynı zamanda Mithat Paşa Tüneli meşhur. Günlerdir, aylardır, yıllardır tartışılan o Mithat Paşa Tüneli'nin inşaatının tam da başladığı nokta. Karşımıza iki tane tüp görüyoruz, yani iki tane tünel görüyoruz. Yapılan aslında ilk çalışmada tek tünel olacaktı. Daha sonrasında ikiye çıkartıldı bu güzergahtan. Çalışmaların buradan başlamasının nedeni, buradan başlamasının temel nedeni burada istimlak konusunda bir sorunun olmaması ve burası aslında asmadan, yani ikinci makas kavşağından giren tünelin ilk çıkış noktası olması. Dolayısıyla çalışmalar buradan başlamıştı ve aynı çalışmalar kısa bir ara devam kesildikten sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Burada şimdi yapılan iki tünelin uzunluğu yaklaşık yine 9 metre civarında. Birazdan göreceğiz, teknik bilgileri de alacağız. Zonguldak Platformu Yürütme Kurulu üyeleri zaman zaman çalışmaların durduğu Mithat Paşa Tüneli'nde inceleme yaparak firma yetkililerinden bilgi aldı. En büyük tehlike sadece metan gazı değil, o kaçak işletilen kömür ocaklarının, galerilerinin içinin suyla dolması. Bugün işte Ermenek dediğimiz, yani Ermenek dediğimiz yerdeki facia bu şekildeki facia. Firma yetkilisi ve şantiye şefi Hüseyin Güntürk, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda çift tüp olarak yapımı devam eden tünellerdeki gecikmenin nedenleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tünellerde ne oluyor? Gaz sıkışmasından dolayı grizu patlaması deniliyor. Burası da kömür ocağına rastlayan, kömür damarına rastlayan yer. Biz bunu TTK bölge müdürüyle de görüştük. Onlar da aynı görüşte. Üniversite profesör doktorlarımız, hocalarımız da aynı raporları vermişler. Sadece kömür ocaklarına dan doğacak metan gazı tehlikesi değil. Burada Fransızların da işletmiş olduğu, kaçak olarak işlettikleri kömür galeri ocakları var. Bunları terk etmelerinden dolayı suyla içi dolmuştur diyorlar. Hocalarımız tahmini de genelde rastlanan, yani %90 doğruluk derecesi vardır bunun. Bakarsın galerinin birisinde su olmaz, öbürkünde kimse işteki durumu bilemez. Yani bir röntgen çekip de ultrasyon çekip görmen lazım. Burada da öyle bir şansın yok. 1500 metrelik tünelde tabir ettiğimiz yapılar tamamen 4 tane yolun merkezinden geçiyor. Bugün Aşkapa yaptığın zaman hem o yolu kapatamazsın, o yolun 6 ay kapanması söz konusu. Ondan dolayı karayolları idarecilerimiz, teknik elemanlarımız, müdür muavinlerimiz, bölge müdürlerimiz ve gerekli teknik personelle burada gelip komisyon olarak incelememizde Aşkapa'nın iptal edilip tünele çevrilmesi ve o yola zarar vermemek, yolu, mevcut yolu korumak. Hem binaları korumak. Hem de binaları korumak. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nin beri tarafından çıkmış oluyor. Hemen yolun alt tarafından, yola dokunmuyoruz. Liseye de kurtulmuş oluyor. Lise kurtulmuyor, lise gidici. Lisenin kurtuluşu yok. Lisenin olduğu yerde büyük bir kavşak var. Evet. Kavşak projemiz var. Evet. Yani kavşak projesi yapıldıktan sonra Zonguldak rahatlayacak. Zonguldak Platformu sözcüsü Osman Sav ve yürütme kurulu üyeleri yaptıkları incelemenin ardından pusulanın sorularını yanıtladı. Öncelikle şefime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem aydınlattı hem de bize güzel müjdeler de verdi. Özellikle o sel sularının bir daha Zonguldak'a zarar, bu bölgeye zarar vermeyeceğine yönelik projenin müjdesini de vermiş oldu. Öncelikle ben şefime çok teşekkür ediyorum. Tabii Mithat Paşa Tüneli aslında Zonguldak için bir simge haline geldi. Nasıl bir simge haline geldi? Halkın, sivil toplum kuruluşlarının gerçekten istediği, 40 bin imza atarak bakanlığa getirdiği bir projeydi Mithat Paşa Tüneli. Halkın istediği bir projenin gerçekleşmesi gerçekten bize de umut oldu. Bütün başkanlar bu yönde hem takibini yaptılar hem de dualarını da esirgemediler. Hem 40 bin imza hem bu işten yararlanacak tüm vatandaşlarımız gerçekten duasını da etti. Elhamdülillah gelinen noktada
İşte şefim de anlattı. 405 metre, iki tünelde de 405 metrelik bir ilerleme sağlandı. İnşallah ikinci makasta da bugün başlangıç yapıldı. Oradan da bir giriş yapılacak. İki sene içinde inşallah bu tünel bitecek. Bunları duyunca da tabii ister istemez daha da bir heyecanlandık. Tabii bunların devamının olması gerekiyor. Şimdi bu tünelin bir tarafında da yıkım işleri başlandı. Şu anda kendisinin almış olduğu bir bilgiye, hani burada kimse yok, burada herhangi bir çalışma falan yok deniyordu. 150 kişi şu anda mevcut. Yarın bir gün karşı türlerini yapmasıyla beraber de 200 kişi bulacak. Tabii biz bunun devamını bekliyoruz. Az önce bir bilgi daha verdi. Bu Kilimli Sahil Yolu'nun içerisinde bulunan bir 300 metrelik de bir tünel. Sonunda da tabii 40 bin imzanın ürününe bir bakmak istedik. Durmuş gibi görmüştük fakat şantiye şefi bizi bilgilendirdi. Güzel bir bilgi verdi. Ekonomiden durmadığını, bazı projelerinin yapılacağını ve yapılmakta olduğunu, onun için de işin devam ettiğini, yeniden de şu anda Mithat Paşa'nın diğer tarafından işlerin başlayacağını söyledi. Ben de teşekkür ederim. Bütün Zonguldak halkına imzanın her şeyin bir faydası olduğunu görsünler arkadaşlardan.